başkan adayları günümüz. Önce Saadet Partisi, sonra Bağımsız Türkiye Partisi, Vatan Partisi. Şimdi Emekçi Hareket Partisi üyesi, İstanbul Sosyalist Bağımsız Adayı. Evet. Doğru ifade ettim değil mi? Evet. Özge Akman'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Adaylar genelde sanki İstanbul'da İmamoğlu'yla Binali Yıldırım yarışıyormuş gibi bir genel görüntü var. Ama demokrasinin rengi aslında daha fazla aday var. O rekabet ve orada söylenen sözler. Ne diyorsunuz siz İstanbul'a? Şikayetçi misiniz? Sanki o iki aday yarışıyor, siz dışında kalmışsınız gibi. Ve nasıl karşılık buluyorsunuz tabii söylediklerinizde? Öncelikle şöyle, tabii ki teşekkürler. Aynen dediğiniz gibi bir ortam yaratılıyor. Yani sadece belli adaylar varmış gibi olabiliyor. Bunda tabii ki biraz hani mevcut demokrasideki çok fazla sesin var olmasından ziyade bunlar daha az olsuna doğru yönelik bir eğilim söz konusu. Sanırım son rejim itibariyle de bu alışkanlık yayılmaya başlıyor. Aman biz onun karşısında duralım. Daha fazla sesin, daha fazla görüşün. Aynı zamanda da farklı farklı programların öne çıkmasını sağlayalım fikrinde olmak gerekir. Yani biz açıkçası bu son döneme kadar yani bağımsız olarak seçimlere girdik, fakat hani aynen sizin de ifade ettiğiniz gibi biz Emekçi Hareket Partisi olarak uzunca bir süredir seçimlerde çeşitli toplumsal gündemlerin sonuçlarına bağlı olarak bir mücadele tarzının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Nihayetinde yani bu seçimli süreçlerde de içerisinde yer alıp güncel politik meselelerle birlikte bu gidişatın başka bir biçimlerin olmasını önemli buluyorduk zaten. Kaldı ki hani artık geldiğimiz son aşamada ciddi ayrıştırıcı bir gündem var aslında. Nihayetinde en çok görünen ve toplumda şu anda sanki belli birkaç aday arasında çeşitli projelerin hani tartışıldığı bir biçim gibi görünse de aslında büyük bir felaketin öngünlerini yaşıyoruz. Çünkü ciddi bir ekonomik krizin içerisinden geçiyor bu ülke. Bu ekonomik kriz ne bir tesadüf olarak geldi, ne de bunun içerisinden bir çıkış var ya da çok anlattıkları gibi bir kurtuluşun da olmadığı bir gidişat söz konusu. Bunu tabii ki de bir iktidar eliyle hızlandırıldığını söyleyebiliriz. Fakat bunun 31 Nisan sonraki sonuçları seçim sonucu her ne olursa olsun aslında çok büyük bir sonuçları ve sorunları da yaratacağı benziyor. Nihayetinde bizler hani bir sosyalist olarak, ben aday olanlardan biri olarak bir sosyalist olarak, bu ekonomik krizli dönemlerin tamamının aslında toplumun çeşitli bugüne kadar çok fazla yaşadığı fakat bir araya gelmemiş olmasından kaynaklı olarak, gücünü bir araya getirememesinden kaynaklı olarak gündeme getiremediği meseleleri, bu sıkıntıları bir arada olmadığı için yaşadığını düşünüyorsunuz Türkiye'de. Büyük insanı. Oranda tabii ki, yani Türkiye'de ciddi anlamda bir örgütlülük sorunu devreye girdi. Yıllarca bu iyice geriletildi. Nihayetinde bana vallahi göre... Vallahi çok haklısınız, çünkü Türkiye'de son 6 yılda sendikalı işçi sayısı 6 yıl öncesine, 10 yıl öncesine göre tabii, daha az. %7'lere kadar gerilemiş durumda. Çok çok ağır bir sorun aslında çok bu. Kooperatif üreticiler bir araya gelemiyorlar. Yani bir örgütlenme önünde en azından bir takım güçlerin durduğu çok açık. Rakamlar onu gösteriyor yani. Evet. Şu Avrupa Birliği ile ilişkilerde, müzakerelerde mesela hiç sendika gelmiyor nedense. Sendikalar ya da o örgütlenme hakkı meseleleri çok fazla konuşulmuyor. Ya genel anlamda zaten bu nihayetinde yani bu kadar geriletilmesi de genel anlamda bir politika, fakat geldiğimiz aşamada alışkanlıkların da buna göre değişmesi icap eder. Yani bunu çok fazla anlatmamız gerekir. Nihayetinde biz aslında toplumun %50'si bir tek adam gidişatına itiraz ettiğini biliyoruz. Yani tek adam gidişatına itiraz eden insanların bir arada durabilme eğilimleri kendi görüşleri doğrultusunda da olsa önemli. Ve bu açıdan da denetleyici, kendi partilerin içerisinde aktif siyaset yürütücü, toplumun ya yani sadece bir siyasi parti açısından ve sendika açısından da değil, herhangi bir toplumsal talepte bir arada bir araya gelişlerin önemli olduğunu biliyoruz. Hele ki yani böylesi bir gidişatta nihayetinde bu ekonomik krizin sonuçları en sonunda 31 Nisan itibariyle bugüne kadar götürülmeye çalışan bu inşaat üzerinden yürütülen ekonominin artık sonuna geldik biz. Yani bu kriz sadece böyle içinden geçtiğimiz bir süreç değil. Bu artık sonuna geliş. Bu sadece iktidarın tepesine yıkılmayacak. Bu memleket her günün sabahından akşama kadar çalışan işçilerinin, emekçilerin, bu kente emek veren herkesin üzerine yıkılacak. Bunun yıkılamaması için bizim emekçilerin siyasetini öne sürmemiz lazım. Bu açıdan da böyle bir hem genel yönetimdeki tartışmayı buradan yürütmemiz lazım, hem de bir yerel yönetim anlayışını buna göre öne sürmemiz gerekir. Nihayetinde hani bir seçim sürecini buradan doğru kurgulamak gerekir. Birinci sırada esas olanın ekonomik kriz olduğunu en azından biz dile getiriyoruz. Bu bağlamıyla da mevcut belediyelerin sürekli aslında temel
anlamdaki bir kâra yönelik gidişattan, yani tüm aslında yani tırnak içerisinde hizmet olarak sunulan her şeyin bir kâr aracı olarak sürdürülmesi gidişatı içerisinde zaten anlatılan hiçbir şeyin gerçekliğinin olmadığını biliyoruz. Bu kâr gidişatı, yani kâra dayalı gidişatı. Amaç kâr etmek olmamalı diyorsunuz. Tabii ki, yani nihayetinde kâr devreye girdiği anda, hele ki bir hizmet, belediye, yerel yönetim gibi bir şeyi konuşuyorsak, hiçbir şeyi yapamazsınız. Zaten bu mümkün olmayacak bir hale gelir. Kaldı ki zaten. Kârlı mı kârsız mı diye bakmaya başlarsınız. Kârlı mı kârsız mı diye bakılır. Kaldı ki bugüne kadarki kârlı mı kârsız mı'nın ötesinde en hızlı kâr etmeye yönelen, sadece bir beton üreten belediyeler anlayışına geldik biz. Çünkü beton ve inşaat en hızlı kâr üretendi. Belediye de buna destek veriyor. Belediye zaten bunu birebir yürütüyor zaten. Nedense biz, yani çok ilginç bir şekilde yerel seçimler olduğu zaman aslında genel seçimlerden bile farklı olarak bütün müteahhitlerin yarışa girdiğini, bütün inşaatçıların yarışa girdiğini ve bu yarışların ne kadar çetin geçtiğini en çok yerel seçimlerde görüyoruz. Adaylıklar arasında da böyle oluyor. Buradaki meslek bir, müteahhitlik mi oluyor genelde? Maalesef adaylarda. Evet, maalesef meslek müteahhitlik oluyor büyük oranda, ya da bir paranın, rantın ve beton siyasetinin çerçevesinde bir gidişat söz konusu oluyor. Biz tam tersini savunuyoruz. Biz kamu hizmeti ve kamu üretimini esas alıyoruz. Kamu üretiminde de şöyle bir program öne sürüyor durumdayız biz ki bu en önemli kalemi olduğunu düşünüyoruz bu kısmın. Belediye denilen şey sürekli beton üretmek zorunda değil, sürekli inşaat üretmek zorunda değil. Bir üretim yapılacaksa bu toplumun temel ihtiyaçlarını üretmeli. Bu nasıl ki aslında bildiğimiz güzel bir örnek var. Halk ekmek. Yani hı hı. İstanbul'da da olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli belediyelerinde de üretilen bir halk ekmek var. Nereden sizde, yani hangi yerde olursanız olun, en ucuz da oradan halk ekmeğe ulaşabilirsiniz. Belediye yatırımlarını üretime yönelik yapmalı. Aynen halk ekmek gibi sütü, eti, kıyafeti, temel ihtiyaçları, yani toplumun temel ihtiyaçlara doğrudan ulaşmasını. Kıyafet üretmeli. Kıyafet üretmeli. Yani belediye, evet, üzülen cevabı söyleyeyim. Üzülen cevabı. Bezle bana bırakmalı. Nasıl olabilir ihtiyaç diye böyle bir kafamda şey yaptım da belediye hem kıyafet üretse, hem süt üretse, hem et üretse, hem ekmek üretse, hem diğerini üretse, acaba üretenleri sağlam desteklese mi diye. Şimdi de o üretenleri desteklemekte bir ayağı olmakla birlikte, yani nihayetinde üretim yapılan ya da üretim yapanları biliyorsunuz, yani şimdi şu anki gidişat aslında üretim yapanı da ne derler, tırnak içerisinde ortadan kaldırmaya, baltalamaya yönelik bir gidişat, ama çok buradan da üretebiliriz. Görüyoruz tabii, yani o biz açıdan rakamlar var elimizde. Mesela tarım üreticilerinin, evet, girdilerinin geçen ay çok ciddi miktarda arttığına ilişkin, evet, bilgiler var. Bu da bize aslında tanzim satışa giden yolu gösteriyor. Evet, kesinlikle öyle. Zaten şu ana kadarki başta, yani temel gıdayı üreten tarım üretimindeki hem mevcut yasalar, yani hani sadece üretenlerin desteklenmesi değil, onları engelleyen mevcut yasalar, hem de yani neredeyse bu ülkenin tamamındaki tarım arazilerinin ortadan kaldırılması gibi bir sorun kalemi var. Bu birinci kalem, tabii ki bunun ortadan kalkması lazım, ama belediye de üretebilir. Yani bir yanı üretenlerin önünü açan, onları yani. Çünkü çok unutturulmuş bir kısım, yani böyle bir, yani bunu kamu yapan gibi düşünülüyor ama Süvermark'tan biliyoruz, yapıyordu eskiden. Yapıyordu, evet. Ama kapandı, bitti. Örnek bu. Evet. Biz işte bunu tekrar vaat ediyoruz. Aynen, halk ekmek nasıl varsa o da tekrar olabilir. Bu kadar betona yatırım yapacağımıza, üretime yatırım yaparsa, kaldı ki bu biliyorsunuz ki büyük oranda aslında çok güncel bir krizle bağlantılı olarak sorunlarımızdan biri de istihdam sorunu. Çok benzeri bir kalemde ortaya çıkan işsizlik sorunu ve gitgide de artıyor. Madem onu söylediniz, müsaade eder misiniz? Ben bizi dinleyenlere bir istihdamla ilgili verileri bir aktarayım. Çünkü gerçekten şu anda Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi istihdam, evet, ve istihdam verilerimiz var. Bugün açıklandı. Evet, son rakamlar 13, geldi bugün. 13'ün üzerinde, yani %3'ün üzerinde geçen yılın aynı dönemine göre bir artışlık söz konusu. Evet. Şurada buldum, aktaracağım şimdi. Hı hı. Şöyle diyor: 4 milyon kişi barajını aşmış işsizlik. Aralık 2018 döneminde işsizlik oranı 3.1 puan artmış, 13.5 olmuş ve kriz dönemlerinde ilk defa bu kadar yüksek olduğunu görüyoruz. 94'te Türkiye büyük bir kriz, evet, yaşadı. İşsizlik oranı %8.5. 2001'de büyük bir kriz yaşadı ki 2002'de AK Parti iktidarını da beraberinde getirdi, evet, kriz. Evet. %8.4. 2018'de şu anda %13.5 gibi, gerçekten çok büyük bir fark var. Biz şu an 2008 krizine zaten daha krizin ilk görüngülerinin ortaya çıktığı bu zamanda bile ulaşabilmiş durumdayız. Yani o rakamlara teğet geçti denilen 2008, evet, krizi de hatırlarsınız. Şu anda çok büyük bir işsizlik oranı var. Şu anda ve işsizlik oranlarında ciddi bir manipülasyon var. Hani en azından bu verileri konuşmuşken onun da altını çizmek isterim. Hı. Nihayetinde bu işsizlik rakamlarının içerisinde çok büyük bir kesimin aslında işsizden sayılmayışı söz konusu. Şimdi onu aktaracaktım. Evet.
Mustafa Sönmez diyor ki Ekim'den bu yana ayda ortalama 100 bin kişi iş gücünden çekildi ve yeniden iş aramadığı için işsiz sayısı gerçeğinden çok daha az görünüyor. Evet. Özellikle kadınlar eve çekilmeyip iş gücünde kalsalardı işsiz sayısı ve oran daha da yüksek görünecekti. Sadece Ekim Aralık arasında 530 bin kişi işini kaybederek işsiz kaldı. Evet. 530 bin kişi, yani bu çok büyük bir rakam gerçekten, yani söyleyip geçiyoruz ama maalesef. 530 bin hane demek, 530 bin insanın geleceğe ilişkin kaygıları, umutsuzlukları demek bu aynı zamanda. Bunların 205 bini yeniden işi aramamış 530 bin kişiden. Eve çekilince işsiz sayısı 325 bin artmış göründü. Hepsi arasaydı 3 ayın işsiz sayısı 325 bin değil 530 bin olacaktı. Hı hı. Ve 2018'in 12 ayında işsiz sayısı 956 bin artmış görünüyor. Ama işsiz ordusunda görülebilecekken iş gücü olmaktan çıkan, iş aramaktan bıkan, eve çekilen 551 bin işsiz daha var. Yani 1,5 milyona yükselen bir durum. 1 milyon 607 bin. Burada bir de şöyle bir rakam söz konusu. Orada zaten en çarpıcı noktayı iş aramaktan vazgeçenler, evet, diye tabir edilen kısım. Düşünün niye ki, değil mi yani? Niye vazgeçmiş? Yani niye vazgeçmiş olabilir? Birinci kalem. İkincisi, en bundan sonra çarpıcı örneklerinden biri ataması yapılmayan öğretmenler. Yani evet, düşünün ki yıllarca öğretmen olamıyorlar sınavlardan dolayı. Onlardan bir kısmı bir süre sonra işsizden sayılmıyor. Yani evet, çok büyük bir kısmı sayılmıyor. Kaldı ki kadınlarla ilgili veride de şöyle bir sorun var. Sadece belli bir vadede iş başvurusu yapıp sonra bulamadığı için geri dönmüş olmaları değil. Zaten birçok, yani neredeyse üçte bir oranında 11 milyon kadın bu ülkede zaten ev işiyle meşgul denilerek işsizden hiç sayılmıyorlar. Onlar zaten işe hiç aramadıkları için onları hiç işsiz saymıyor olmuyor durumda oluyoruz. Mevsimlik işçiler benzer bir kalemde. Genç nüfusta çok ciddi bir durumumuz var. 15-24 yaş arası %24,5. Gerçekten bu feci bir durum. Bunun çok arasında yüksek üniversite mezunları var. Evet. Yani üniversite okuduğu halde işsiz gezen, az önce işte öğretmenler için, atanamayan öğretmenler için söylediniz. Onun dışındaki bir sürü alanda da evet, benzer durumda olanlar var. O işsizlik demişken rakamları aktarayım dedim. Çok iyi oldu. Çok siyasete bulaşmıştık çünkü. Yavaş yavaş bitireceğiz. Nasıl karşıda gördüğünüz tepkiyi, seçmenler size ne diyor bunları anlattığınızda? İş vaat ediyorsunuz, ranttan uzaklaşacak diyorsunuz, beton yok diyorsunuz. Aslında genelde insanların, yani ne diyelim, sabit gelirlilerin duymak istedikleri, evet, şeyler. Peki yapılabilir görüyorlar mı? Bence evet, çünkü nihayetinde zaten ben, yani şu anki haliyle bile halk ekmek örneği gerçekliğinin bunun uygulanabilir olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. İkincisi, mesela bu işsizlik konusunda şimdiye kadarki önerilen şeylerin de çok naif olduğunu düşünüyorum. Yani üretim ve işsizlik, böylesi bir kriz dönemde ortaya koyulan öneriler çok naif, çok yetersiz. Biz nihayetinde somut bir öneri ortaya koyuyoruz. Bu kamu hizmeti ve üretimini sağlayabilir ve bu gelen bütçeler, yani bu belediyelerin bütçeleri betona aktarılmadığı sürece, karı esas almadığı sürece bu zaten doğal olarak yapılabilir. Burada hani küçük bir ayrıntı olarak, yani şunu da söyleyeyim. Aslında çok geniş bir programımız var. Bir hani kısa bir... Evet, en azından yani şöyle önemli bir kısım var. Burada bir önemli boyut da aslında bunun nasıl yönetileceği. Yani nihayetinde az önce ilk başta, evet, söylediğimiz kalem ki... En kritik yer orası bence sizin açınızdan. Bizim açımızdan, evet, nasıl yönetileceği meselesi. Biz yani bugüne kadar böyle anlatılan başkanlık, gelen süper kahramanlar, işte herhangi bir kişiler, şahıslar, bunların esas olarak değiştirici olabileceğinin gerçekten imkansız olduğunu düşünüyoruz. Bir yönetim modeli değişmeli. Birincisi, burada çeşitli, yani belediyelerin de yerel yönetimlerin de dahil olmak üzere halk meclisleri eliyle yürütülmesi gerekir. Fakat bu halk meclisleri dediğimiz şey de şu ana kadar bildiğimiz ya da önerilen, anlatılan, çok genel geçer söylenen, halkın dilek ve temennilerini anlattıkları meclisler değil. Sadece görüşlerini dile getirdikleri şeyler değil. Onların toplanmalarının gerçekten anlamının olduğu, karar alabildikleri, tartışabildikleri, bunları uygulayabildikleri ve doğrudan yönetime dahil olabildikleri meclisler olması gerekir. Bununla yerinden yönetimin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Yani bir yönetim herkesin modeli olarak... Herkesin sesinin duyulabileceği bir yönetim modeli. Sadece sesinin duyulabileceği diye değil, kararını alabilecekleri. Evet, kararını alabilecek. Yani altını çizeyim ki, çünkü herkes böyle anlatmaya başlıyor şeyler. Nilüfer Belediyesi'ne gittim Bursa'da. O Bursa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, benzer şeyi anlattı. O da dedi ki mahalle komiteleri kurduk. Onların evet dediği hiçbir şey yapmıyoruz. Onların taleplerini mutlaka dikkate alıyoruz gibi bir yönetim, evet, zincirinden bahsetmişti. Siz diyorsunuz, tabii, ki bunların karar yönetecekler, alması esas, karar, evet, alacaklar ve o karar anayasa gibi olacak. Kesinlikle, yani doğrudan yönetime dahil olmaları gerekir. Zaten bugüne kadar şikayet ettiğimiz, itiraz ettiğimiz, bizim istemediğimiz yerinden yönetimin gelişmesi
aslında bir tek adam gidişatını da geriletecek olan şey ve buna bağlı olarak da aslında tüm antidemokratik uygulamaları ortadan kaldıracak ortadan şey. Kaldırma biz imkanı. Yani ben en azından şunu da söyleyerek tamamlayayım. Kendi görüşüm de dahil olsa, kendi aday olarak kendim de dahil olsa hiçbir başkanlığı kabul etmeyeceğiz. Kabul etmiyoruz. Ben de başkan değil, olmayacağım doğrudan, diyorsunuz. Evet, ben de başkan olmayacağım. Tek kadın yönetim, aday mısınız ya? Sanırım başka adaylar da var aslında. Yani aday büyük olanlar şehir. Var büyükşehirde. Ben çünkü ilçede biliyorum da büyükşehirde büyük belki de var. Aslında bayağı bir aday olabilir. Var ama gözden kaçabilir. Doğrudur. Bağımsızların peki. Sayısı fazlaymış ama artık uğraşacağız, çalışacağız bu programımızla. 31 Mart'ı göreceğiz. Şimdi bitirmeden önce müsaade eder misiniz? Bir iki başlık daha aktarayım biz dinleyenlere. Bunu tabii. Söylemek istiyordum. Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün bir haber vardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısının oğlu Komiser Ömer Öztopal ve aynı meslekten eşi Gülden Öztopal 2010'da yapılan komiserliğe geçiş sınavında kopya çekildiği iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınıyorlar. Ve sonrasında serbest bırakılıyorlar. Onların o iki ismin dışındaki bütün gözaltına alınanlar meslekten ihraç ediliyor. Ama Ömer Çelik'in akrabaları iki kişi bulundukları yerden Ankara'ya tayin ediliyorlar ve polisliğe de devam edebiliyorlar. Şimdi FETÖ'yle mücadele süreci içerisinde yargının duruşu konusunda tartışmalar vardı. O açıdan bu bilginin değerli olduğunu düşünüyorum. Ömer Çelik'in de bugün bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığını dinleyenlere aktarmış olalım. Başka bir haberde Adana'dan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Milliyetçi Hareket Partisi'nin şöyle bir cümle kullanmış. Dinleyenler değerlendirsin diye söylüyorum. Varsa bir cümlenizi söylersiniz. Cumhurbaşkanı tek adam olabilir. Krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler var demiş. Krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler pek bizim cevabı cümlenin içerisinde herhalde. Bir de şimdi şuradan aktaracağım bir şey vardı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Antep'te bir projeden bahsediyor. Projeyle ilgili olarak alanda bulunanlara, siz de çünkü katılımcı demokrasiden bahsettiniz. Hı-hı. Katılanların oy şey yapacağı, karar vereceği. Cumhurbaşkanı bunu alanda uyguladı. Projeyi söyledi, sonra kabul edenler dedi, el kaldırdılar. Kabul etmeyenler dedi, kimse yok. Oy birliğiyle kabul edilmiştir dedi. İşte demokrasi bu dedi. Ama sadece AK Partililer vardı. Peki, meydanda öyle bir yani, eksiği vardı meselenin. Herhangi bir etkinin etrafına herhangi bir halkımızın yanaşması, yani sadece karşı görüş değil, halkımızın yanaşabilmesi mümkün mü acaba? Demokrasi bu deyince yani diğer partilere oy verenler, seçmenler, şu falan teşkilatlar, tabii orada bir eksiklik maalesef olduğunu en azından biz dinleyenlere aktarmış olalım. Evet. Bunlarla haftayı bitiriyoruz. Yine demokrasi dedik, yine seçim dedik. Seçim yine de her ihtimalde iyidir. İnsanlara tabii ulaşmak ve projelerle birlikte yarışmak diyelim. Başarılar diliyoruz size de. Teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz hep biz. 1 Nisan için herkes için, İstanbul'da yaşayan herkes için, ama şu trafik inşallah çözülür yani. Evet, en büyük derdimiz bu. Vaktimiz olsa onlara da girerdik onlara ama da girerdik. Bu kapsamda aslında her biri için ayrıca bir çözüm programımız var. Ancak vaktimiz olduğu bir vakitte trafik içinde tekrar bakarız diyelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.